Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cenktan Özyıldırım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer'cim. Cenktan Hoca ile bugün borsalarda algoritmik işlemleri konuşacağız. Yüksek frekanslı işlemler dünyada ve Türkiye'de geleceğini konuşacağız. Türkiye'de uygulanabilen stratejileri konuşacağız. Yine yüksek frekanslı işlemlerin başarı olanları konularımızdan biri olacak. Hocam isterseniz öncelikle bu yüksek frekanslı işlemler ya da algoritmik işlemler nedir? Akla ne geliyor? Yatırımcı bunun ne kadar farkında? Oradan başlayalım. Sonra diğer konulara geçeriz. Tabii ki. Algoritmik trading'de borsayla ya da Forex piyasası ilgilenen yatırımcıların en azından bir kısmının aşina olduğunu düşünüyorum. HFT hani özellikle bireysel yatırımcılar için biraz daha uzak bir kavram. Nedir algoritmik trading dediğimiz zaman? İşte belirlediğiniz kriterler ya da kurallara göre finansal piyasalarda bilgisayarlar tarafından yapılan işlemlere işte algoritmik trading diyebiliriz. İşte örnek vermek gerekirse hani bu Forex piyasası işte MetaTrader hani çok popüler diye çok kullanılan bir yazılımda. Onun üstünde kullanılan bu robotlar, expert advisor'lar algoritmik trading'e bireysel yatırımcılar tarafından kullanılan örnekler olarak verilebilir. Günümüzde de bazı veri sağlayıcılarının platformlarında işte C# gibi diller kullanarak algolar oluşturmak mümkün. Ben işte Twitter'da baktığım zaman yatırımcıların kendi aralarında bu bazı indikatörler için işte gerekli olan kodları paylaştıklarını görüyorum. Dolayısıyla aslında çok sayıda bireysel yatırımcı da algoritmik trading ile ilgileniyor. Yani algoritmik trading uyguluyor da diyebiliriz. Algoritmik trading farklı frekanslarda veriler kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Bu bir dakikalık bir veri de olabilir, bir aylık bir veri de olabilir. Bu kullandığınız kriterlerin, kullandığınız indikatörlere göre farklı veri frekansları kullanmanız gerekebiliyor. Örneğin işte 15 dakikalık veriyle çalışan bir trend indikatörü, bir trend, 2 saatlik bir veride aynı trendi göremeyebiliyorsunuz. Şimdi bu aslında frekanslardan oluşan verileri kullandığımız zaman aslında mevcut işlemlerin bir özetini kullanıyoruz. Ya işte o bir dakikalık ya da hatta bir saniyelik aralıkta gerçekleşen işlemlerin en yüksek fiyatını, en düşük fiyatını, kapanış fiyatını ya da işte gerçekleştiren toplam işlem hacmini veri olarak kullanıyoruz. Eğer bunu birazcık daha detaylı inmek istersek o zaman tip veriyle yani her işlem ile ilgilenerek bir algo da oluşturabiliriz aslında. Burada bir saniye içerisinde binlerce işlem olabilir. Dolayısıyla aslında bu verinin sabit bir frekansı yok. Yani buna bir saniye, bir dakikalık bir aralıklarda gerçekleşen gözlemler diyemeyiz. İşte bu tip veriyle çalışan algolara da HFT diyebiliriz. Yani yüksek frekanslı işlem algoritmaları diyebiliriz. Tik veriyle çalıştığınız zaman çok kısa zaman aralıklarında yani işte hatta iki tik ki bunu mikrosaniye kadar kısa sürelerle ifade edebiliriz. Ortaya çıkan ve sonra hemen kaybolan fırsatlardan bahsediyoruz. Fırsatlardan yararlanmaya çalışıyoruz aslında. Bunun için de çok hızlı olmak gerekiyor. Yani mikrosaniye kadar kısa sürede sizin borsada oluşan fiyatları görüp ondan sonra bunu analiz edip sonra da işte oluşturduğunuz alış ya da satış emrini borsaya iletiyor olmanız gerekiyor. Buna işte round trip deniyor. Yani hem birinin size gelip oluşturup sonra da geriye göndermeniz için geçen sürenin işte mikrosaniyeler kadar kısa süresini de gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. O yüzden bu HFT stratejilerini uygulayabilmek için borsanın içerisinde sağlanan veri kaynaklarının kullanılması gerekiyor. Yani başka ifadeyle işte kolokasyon hizmetlerinin kullanılması gerekiyor. Bu neden önemli? Hani bir bireysel yatırımcı olarak siz mesela diyelim ki borsada fiyatları görüyorsunuz. 10 liradan alıcı var, 11 liradan satıcı var. Sonra fiyat 11-12 oldu. Fiyat yukarı doğru gidiyor. Ben de 12'den alayım diye karar veriyorsunuz. Aslında sizin o gördüğünüz 11-12 belki şu andaki borsadaki fiyat değil. Evet. Çünkü sizin gördüğünüz o aslında veri borsa tarafından veri sağlayıcıya aktarılıyor. Veri sağlayıcı bunu işliyor, sizin ekranınıza getiriyor. Buraya kadar geçen süre içerisinde sizin network hızınız, bilgisayarınızın hızı da önemli. Siz bunu görüyorsunuz. Sonra işte bir emir oluşturuyorsunuz. O emir gene sizin
aracı kurumunuza gidiyor. Örneğin futures almak istiyorsunuz. Aracı kurumunuz teminatınız var mı diye kontrol ediyor. Ondan sonra gene aracı kurumunda yazılımının ve bağlantı hızlarına bağlı olarak borsaya aktarılır. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki farkı düşünecek olursanız HFT yapabilmek için yani mikrosaniyeler hızında işlem yapabilmek için mutlaka ve mutlaka HFT firmaların kolokasyonun içerisinde olması gerekiyor. Hocam şimdi bu pardon kestim ama şeyi merak ediyorum tabii ki bu yüksek frekans işlemde dünyada, Türkiye'de durumlar ne, biraz da oraya gelirsek süreyi verimli kullanma adına. Tabii ki. Yani özellikle HFT tarafında Türkiye ile dünya arasında çok büyük farklılıklar var. Yani bu aslında birazcık mevzuattan ve bundan yatırım ortamından da kaynaklanıyor. Yani bu ortam farklılığı Türkiye'deki HFC firmalarının kullanabilecekleri stratejileri kısıtlıyor. Ne anlamda? En önemli farklılıklardan bir tanesi Türkiye'de sadece bir tane borsa var. Dolayısıyla bu pek çok stratejinin kullanılmasını engelliyor. Yurt dışına baktığımız zaman bir isteseydi birden fazla borsada işlem görebiliyor. Aslında bu da aslında bütün bu hani düzenlemelerin hepsi aslında iyi niyetle oluşturulmuş düzenlemeler. Çünkü birden fazla borsa olması aslında rekabet yaratacağı borsalar arasında ve işlem maliyetlerini düşüreceği öngörülerek yani çok sayıda borsa oluşturulmasına izin veriliyor. Ama bu çok sayıda borsa oluşturulması işte bu borsalarda farklı fiyatlar oluşabilmesi durumunu ortaya çıkartabiliyor. Ve bu da küçük yatırımcının ya da işte bireysel yatırımcının mağdur edilebilme ihtimalini ortaya çıkartıyor. Çünkü aracı kurum eğer istediği borsaya emri gönderme hakkına sahip olacak olursa o zaman sürekli aslında kötü fiyat sağlayan bir borsaya emri gönderebilir. Bu durumda küçük yatırımcı mağdur olabilir. İşte bunu engellemek için gene iyi niyetle oluşturulmuş bir düzenleme var. O da işte Amerika'da örneğin National Best Bid Offer diye yani ulusal en iyi alış satış fiyatı bu borsalardan düzenleyici kuruluş fiyatları toplayıp en iyi alış satış fiyatını belirliyor ve işte yeni küçük yatırımcıyı koruyabilmek için bir aracı kurum bundan daha kötü fiyattan işlem yaptıramaz diyor. Yani siz istediğiniz borsaya emri gönderip o emir üzerinden işlem gerçekleşmesini engellemiş oluyor. Bu yüzden bir borsaya giden emir ondan sonra başka bir borsaya yönlendirilebiliyor. Burada HFT firmalar için iki tane fırsat ortaya çıkıyor. Bir, bu düzenleyici kurumun hızı HFT firmalarına göre kullandığı teknoloji ve bağlantı hızı daha yavaş. Dolayısıyla aslında borsadaki gerçekleşen fiyatlar bu en iyi alış satış fiyatına aynı hızda yansımıyor. Bu fiyat farklılıklarından HFT firmaları işte diğer yatırımcılardan çok daha hızlı bir şekilde hareket ederek ondan sonra faydalanabiliyorlar. İkincisi de Michael Lewis'in işte Flashpoint diye bir kitabı var. Burada hani detaylı bir şekilde ortaya konulan ve çok fazla tartışılan unsurlardan bir tanesi. Bir borsaya giden bir emir eğer orada en iyi fiyat yoksa mecburen ikinci bir borsaya yönlendirilmek durumunda bu regülasyon yüzünden. Bu da aslında HFT firmalarına büyük bir fırsat yaratıyor. Çünkü HFT firmaları kendi özel kurdukları ağlar üzerinden ikinci borsaya çok daha hızlı giderek, daha doğrusu bu emirden daha hızlı giderek o borsada iyi fiyattan örneğin işte hisse senedini alıp sonra yeni gelen emre yüksek fiyattan o hisse senedini satma imkanı. Yani bir anlamda front running yapma imkanı elde etmiş oluyor. Tabii hani front running illegal ve front running'de kastedilen aslında aracı kurumun müşterisinin emrinden önce kendi emirlerini gerçekleştirmesi olarak tanımlanıyor ve illegal. Burada aslında bir anlamda legal bir front running'den bahsedebiliriz. Bu tür stratejiler çok yani önemli miktarda gelir yaratmasını sağlıyor HFT firmaların. Bunun dışında başka hani farklılıklar da var. Mesela aracı kurumların, yatırım bankalarının büyük bir çoğunluğun dark pool'ları var. Bu karanlık havuzları var. Türkiye'de bu tür uygulamalar yok. Bu karanlık havuzlar aslında gene iyi niyetle oluşturulmuş yapılar. Burada adı üstünde karanlık olduğu gibi içeride yapılan işlemler şeffaf değil. Buradaki amaçlardan bir tanesi işte farz edelim bir fon çok büyük miktarda bir alış ya da satış yapmak istiyor. Bunu borsada gerçekleştirmesi işte borsadaki fiyatların yukarı çıkmasına ya da aşağı inmesine hem işte tahtada yaptığı işlemler nedeniyle hem de oluşturduğu beklentiler nedeniyle sebep olabiliyor.
Burada ise hiçbir şey şeffaf olmadığı için tamamen kapalı bir ortamda bu işlemler gerçekleştirilebiliyor. Ama işte bu dark pool'lara, karanlık havuzlara şeffaf olmadığı için HFT'lerin girmesi gene buradan HFT'ler için önemli stratejiler yaratılabiliyor. Peki çok kısa hocam, çok kısa Türkiye'de uygulanabilen HFT stratejileri neler? Ona kısaca değinebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Türkiye'de bunların hiçbirisini yapmak mümkün değil. Dolayısıyla biraz daha kısıtlı bir aslında ellerinde set var diyebiliriz. Yani bunlardan bahsetmek gerekirse kısaca birinci olarak işte piyasa yapıcı olarak davranabilirler. Buna scalping de deniliyor. Yani siz işte çok hızlı bir şekilde emir gönderip en iyi alış ve satış kademesinde emirleriniz olacak olursa işte gelen yatırımcılara bir piyasa yapıcı olarak hem alış hem satış gerçekleştirmiş olursunuz ve ikisinin arasındaki spread, ikisinin arasındaki fiyat farkı sizin geliriniz olacaktır. Burada tabii ciddi aslında şeyler var. Çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü piyasanın yatay gitmesi durumunda bu avantajlı bir strateji. Çünkü hem alış hem satış gerçekleştiriyorsunuz. Fiyatlar oynamayacak olursa bu karlı bir strateji olacaktır. Ama piyasanın yukarı ya da aşağı doğru gitmesi durumunda bu piyasa yapıcı olarak hareket eden kurumun çok hızlı pozisyon açıp kapatması gerekecektir. Çünkü işte siz yukarı doğru giden piyasada satış yapacak olursanız sonra o pozisyonları kapatabilmek için daha yukarıdan alış yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla sürekli olarak hızlı bir şekilde, bu yüzden HFT ya da yüksek frekanslı ya da kolokasyona ihtiyaç var. Sürekli olarak emirlerini güncellemeleri gerekecektir. Başka bir kullanılabilecek ve strateji bu istatistik arbitraj denilen strateji. Yani fiyatları birbiriyle ilişkili olan, korele olan iki enstrümanda bunların fiyatlarının birbirinden sapması durumunda işte pahalı olan da açık pozisyona girip ucuz olan da uzun pozisyona girerek bunların fiyatlarının birbirine yaklaşmasını beklemek. Bu işte cross market'ta olabilir, yani piyasalar arası da olabilir. Bir hisse senedinin spot'taki fiyatıyla vadeli işlem fiyatı arasındaki fark üzerine oynanabilir. Ya da işte takvim spread'i olabilir. İki tane vadeli işlemin, farklı vadelerdeki kontratların, bir hisse senedi üzerine yazılan iki farklı vadedeki kontratın fiyatları arasındaki sapmaların üzerine oynanabilir. Çünkü bunların korele olması gerektiğini, beraber hareket etmesi gerektiğini biliyoruz. Ya da biraz daha hani soru işareti içirebilecek bir korelasyon, hani birbiriyle paralel hareket eden iki tane hisse senedinin fiyatları arasındaki sapma da bu strateji için kullanılabilir. Ama tabii burada da gene çok hızlı olmak gerekiyor. Çünkü siz aynı anda iki tarafta birden işleme girmek istiyorsunuz. Fiyat farkını gördünüz. Bu zaten başka HFT firmaları da olacağı için çok uzun süre bu fiyat farkı var olmayacaktır. Çok hızlı bir şekilde bundan faydalanmanız gerekiyor. Bacaklardan birisinde pozisyona girip ikincisinde pozisyona giremeyebilirsiniz. Bu da o zaman aslında bunun sorun yaşanabilecek unsurlardan bir tanesi. O yüzden yüksek frekanslı işlemlere ihtiyacımız var diyebiliriz. Bunun dışında da işte order book stratejileri de kullanılabilir. Yani işte emir defterindeki kademelerde alıcı, satıcı miktarlarına bakarak ondan sonra bir piyasanın yönü tahmin edilmeye çalışılabilir. Dark pool'lar için kullanılan işte blok hisse senedi satışlarını piyasada satmak için gene bu tür yüksek frekanslı işlemler kullanılabilir. Çünkü bir anda emri gönderemeyeceğinize göre ne yapmanız lazım? Bir miktar alıp sonra piyasayı fazla zıplatmadan tekrar satışa geçip sürekli emir iptalleriyle bu işi gerçekleştiriyor olmak gerekecektir. Hocam şimdi işlem maliyetleri, likidite, gün içi, volatilite gibi konular göz önüne alındığında bu yüksek frekanslı işlemler nasıl fark yaratıyor? Yalnız birkaç sorum daha olacak, 5 dakikamız kaldı. Özetlemesini sevindim. Pardon, ben zamanın hiç farkında değilim. Bu çok tartışılan konulardan bir tanesi. Hızlıca hemen şey yapmaya çalışayım o zaman. Yani özellikle işte hem düzenleyici kuruluşlar tarafından hem de akademik tarafta piyasaya olan etkileri, yani piyasa kalitesine olan etkisi HFT firmaları için, HFT işlemleri için ya da yüksek frekanslı işlemler için çok tartışılan unsurlardan bir tanesi. İlk beklenti aslında hemen hemen her açıdan pozitif bir etkisi olması lazım. Yani örneğin işte bir yüksek frekanslı işlem yapan bir firma neyi yapmayı ister? İşte yanlış fiyatlamaları tespit edip
Ondan sonra bunun ters tarafında pozisyon alıp ondan sonra bundan faydalanmaya çalışır. Dolayısıyla aslında doğru fiyata yaklaşmasında, doğru fiyat oluşumunda olumlu katkısı, yani etkin piyasaya olumlu katkısı olmasını bekleriz. Şeyde de bunu görebiliyoruz aslında. Hani HFT'lerin Türkiye'deki yüksek frekanslı işlem yapan firmaların işlem yaptığını düşündüğümüz ve hisse senetlerinde ve türev araçlarında aslında bu etkiyi görebiliyoruz. Hani future spot fiyatları arasındaki fark neredeyse düz bir çizgi gibi. Bunun hani insan eliyle olması hemen hemen mümkün değil. Evet. İşlem maliyetleri açısından özellikle işte çok sayıda borsanın olması bir pozitif etki yarattığı söyleniyor. İşte Robinhood'da bunu görüyoruz örneğin. Biliyorsunuz Robinhood sıfır komisyonla bireysel yatırımcıların işlem yapmasına imkan sağlıyor ama hani hiçbir şey bedava değildir şeyinde. Aslında orada bir en direkt maliyet olduğunu da söyleyebiliyoruz aslında. Çünkü Robinhood biliyorsunuz bu müşteri emirlerini HFT firmalarına satıyor. HFT firmaları da bu emirleri kullanarak aslında bu HFT stratejilerini uygulayabiliyorlar. Dolayısıyla hani aslında ilk başta olumlu bir görünen pek çok faktörün arkasında bazı dikkate alınması gereken unsurlar var. Likidite için de geçerli. Yani baktığınız zaman bir HFT işlemlerinin artışıyla beraber işlem hacminin arttığını, spreadlerin daraldığını görüyoruz ama bu konuda da HFT işlemleri oldukça fazla eleştirilebiliyor. İşte örneğin burada en çok verilen örneklerden bir tanesi bu 6 Mayıs 2010'da gerçekleşen flash crash. Bu hatırlayacak olursanız Dow Jones Endeksi bir 30 dakikalık bir süre içerisinde %9 düşüp arkasından piyasalar tekrar toparlamıştı. Bazı hisse senetlerinin fiyatları neredeyse sıfıra kadar düşüp ondan sonra tekrar işte bu dönem öncesindeki fiyatlara kadar yükselmişti. Hani bu yapılan çalışmalar HFT firmalarının bunu tetiklediklerini ortaya koymuyor ama bunun hızlanmasını ve büyümesini ortaya koyduklarını gösteriyor. Bu da şunu söylüyor bize aslında. Hani piyasa iyi giderken likidite sağlıyor ama piyasada bir problem olduğu zaman piyasanın çöktüğü durumlarda da hızlı bir şekilde likiditeyi çekebildiğini görüyoruz. İşte emir iptalleri gene burada şey tarafında tartışılan konulardan bir tanesi. Çok kısaca emir iptallerini de alayım hocam. Tabii işte bu stratejileri gereği çok hızlı bir şekilde girdikleri emirleri iptal etmeleri bekleniyor. Türkiye'de de baktığımız zaman hani çok geniş bir dönemde bakmak mümkün değil ama mesela Türkiye'de de işte bir aylık bir süre içerisinde sadece HFT firmalarının işlem yaptığını düşündüğümüz hani belirli bir grup hisse senedine baktığınız zaman toplam emirlerin %23'ü kadar yaklaşık emirin iptal emri olduğunu görüyoruz. Ama bunların sadece %0.65'i aslında bir fiyat değişimine neden oluyor. Yani emir iptalleri de önemli bir unsur ama hani fiyat değişimine ya da işte ligitteye çok olumsuz bir etkisi var mı Türkiye'de? Herhalde hayır demek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Son bir unsur, gene önemli şeylerden bir tanesi. Gün içi volatilite, yani sorduğunuz için ondan da kısaca bahsetmekte fayda var diye hocam çok kısa alayım, kapatmadan kısa bir sorum daha olacak. Tamam. Bu oldukça önemli bir parametre çünkü piyasa kalitesi için yüksek bir gün içi volatilite varsa aslında o piyasanın fiyatlamasının doğru olduğu konusunda bir güven açısından olumsuz bir unsur, olumsuz bir faktör olacaktır. Yüksek gün içi volatilite olması. Şimdi gün içi volatilite neden kaynaklıdır? Yani fiyatın sürekli dalgalanıp yukarı aşağı iniyor olmasının asıl sebebinin aslında spekülatif, yani geçici fiyat hareketlerinden, geçici fiyat hareketleriyle kastettim, bir habere dayanmayan fiyat hareketlerinden kaynaklandığını düşünebiliriz. Çünkü piyasada olumlu bir haber varsa fiyat yukarı gidecektir, orada kalacaktır. Olumsuz bir haber varsa aşağı gelecektir, orada kalacaktır. Gün içerisinde sürekli hızlı bir şekilde dalgalanıyorsa aslında bu geçici bir fiyat hareketidir. HFT firmalarında yüksek frekanslı işlemleri kullanan firmalarında aslında bu geçici fiyat hareketlerinden faydalanıyor olması gerekir. Yani beklenen dolayısıyla gün içi volatilitiyi de düşürmeleri. Ama gene yapılan akademik çalışmalar gösteriyor ki yüksek frekanslı işlemlerin artışıyla beraber gün içi volatilite de artıyor. Bunun da aslında iki tane açıklaması var literatürde kullanılan. Hızlıca söylemek gerekirse bunların birbirleriyle olan rekabeti ve HFT firmalarının aynı zamanda bir trend takipçisi olması. Yani yüksek
fazla fiyat yukarı doğru giderken onların da alım yapıyor olması, Evet fiyat hocam. aşağı doğru giderken onların da satış yapıyor olması. Cenk'tir hocam, sorularımı soramadım. Yarısı kaldı. Umarım önümüzdeki Biraz dönemde evet aynı konu üzerine inşallah. soramadığım sorularımı da soracağım size. Çok teşekkür ederim yayına Memnuniyetle. katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cenk'tan Öz Yıldırım'dı. Cenk'tan Hoca ile birlikte yüksek frekanslı işlemler ya da algoritmik işlemleri ve önümüzdeki dönemde borsalara etkisini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.